Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, Lozan Meydanı'nın hemen yanında yer almaktadır. Eski istasyon ek binalarından birisinde düzenlenmiştir. Müze bidansı, müdür odası ile 3 sergi salonundan oluşmaktadır. Lozan Müzesi'nde özellikle İnönü Vakfı ve Türk Tarih Vakfı'ndan temin edilen Lozan Antlaşması'na ait tarihi belgeler, kitaplar, Lozan Anlaşması'nı imzalayan 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye ait bazı özel eşyalar ve karikatürler sergilenmektedir. Lozan Müzesi çalışma günlerinde sabah saat 8.30 ile akşam saat 17.30 saatleri arasında ziyarete açıktır. Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'nin giriş katı Milli Mücadele'ye ayrılmıştır. Koridorda Milli Mücadele Kronolojisi mondros mütakebesi Seviri antlaşması ve rozan haritalarının bir arada sergilenmesi yer almaktadır a odasında biyografiler B odasında Milli Mücadele Dönemi Edirne mitingleri, Trakya Paşeli Cemiyeti'nin ve Trakya Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin bağlanması, cemiyet tarafından vilayet idaresine el konulması, Trakya Kongreleri, Lovurgaz ve Edirne Kongresi, Milli Mücadele Dönemi Edirne gazeteleri hakkında bilgi ve belgeler yer almaktadır. C odasında ise Trakya'nın işgaline karşı bazı tedbirler, Trakya'nın Yunan askerlerince işgali ve Cafer Tayyar Paşa'nın esareti, işgal dönemi Yunan mezarlığı ve protestolarına dair yazışmalar, işgal dönemi hatıraları, sürgün edilenlere dair mektup, belge ve resimler yer almaktadır. D odasında ise Trakya'nın kurtuluşuna giden yol, Anadolu zaferi, milli mücadeleye hizmet edenler, Trakya Milis Kuvvetleri, Mustafa Kemal Paşa'nın Trakya davasının kazanılmasına olan inancı ve katkısı, Mudanya müdakeresi ve Trakya'nın tahliyesi için yapılan hazırlıklar, belge ve resimlerle anlatılmaktadır. Müzenin diğer katının koridorunda Lozan kronolojisi, Edirne vilayet haritası ve dönemin nüfus bilgileri yer almaktadır. Yine üst katta bulunan 3 odada ki bunlar F, G, H odalarıdır. Lozan antlaşmasının Trakya kurtuluşuna nasıl hizmet ettiği detaylı bir şekilde imzalı ve orijinal belgelerle sergilenmektedir.